Fotoğraf sanatçısı Tarık Gök, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Böyle olmayacak. Bir hafta Varanasi yeter. Ben buradan gideyim. Ünlü sanatçı, Bir Hayalin Peşinde sergisinin açılış töreni öncesinde Kamboçya, Hindistan, Nepal ve Myanmar yolculuğunun ardından çektiği fotoğrafların serüvenini akademisyenler ve öğrencilerle paylaştı. Benim için çok duygulu anlardı. Yani 14 gün 200 kilometre yakın yol yürüdükten sonra, yani 5600 metreye tırmanıyorsunuz bu arada. 5000 metrenin üstünde bir hafta vakit geçiriyorsunuz. Yani normalde Ağrı Dağı'na çıkarlar ve bir gün sonra inmek zorundasındır. Burada bir hafta geçirmek zorundasın. Ben dedim bu taşı alacağım ve Hindistan'ın en güney ucuna, denize atacağım dedim. Yani benim tek amacım bu taşı alıp Hindistan'ın en güney ucuna, denize atmaktı. Bütün misyonum buydu. Ben bu yola çıkacağım dedim. Ben bunu tamamlayacağım dedim. Ardından Armağan Aydeğer ve Ahmet Çelik tarafından organize edilen Tarık Gök'ün Bir Hayalin Peşinde ve Afşin Çelik'in Turkcell Gelibolu Maratonu Barış İçin Koşuyorum fotoğraf sergisi açıldı. Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen serginin açılış törenine Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkıda, İl Gençlik Spor İl Müdürü Nuan Meruslu, davetliler ve sanatseverler katıldı. Gelibolu Maratonu boyunca 2 yıl çok ciddi katkılar oldu. Ve biz onu bu sene 2. yılıyla beraber, Gelibolu Maratonu Barış İçin Koşuyorum 2. yılıyla birlikte Çanakkale'de o çok özel sergisini Çanakkale'lerle paylaşmasını arz ettik. Sağ olsun bizleri kırmadı. Ama tabii biz bu seneki sergiyi açarken bunu Çanakkale'miz için çok önemli olduğunu düşündüğümüz Gelibolu Maratonu'nun fotoğrafları ile birlikte sizlere sunmak istedik ve fotoğraflarda da gerçekten o anda insanların orada yaşadıkları çok özel anları resmetmeye çalıştık. Umarım sizler için de keyifli bir sergi olur. Yani, Tarık'a kısaca bir söz vermek istiyorum. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Bu benim Çanakkale'deki ilk sergim. Bu benim için onur verici bir şey. Fotoğraflarımı burada paylaşmak, sizlere göstermek. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Evet. Öncelikle Tarık Bey teşekkür ediyorum. Açılıştan önce gezme ve görme şansını. Bana göre muhteşem bir gözünüz var. Ağzınız var. Tebrik ediyorum öncelikle. Ve bunu bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Bizim maratonumuz da zaten insanın sadece bedenine değil, ruhuna da hitap eden bir maratondu. O anlamda iki güzel yeteneğin birlikte burada buluşmuş olması da ayrıca bir anlamda oluyor. Ümit ediyorum bundan sonraki hayatınızda da yakaladığınız güzel enstantanelerle daha iyilerine yakalar, daha güzel başarılara gidersiniz. Sanata ve sanatçıya destek anlamında arkadaşlarım da bu katkılarından dolayı teşekkür ederim. Emeğinize sağlık, emeğinize sağlık. Her şey için güzel oldu, hayırlı uğurlu oldu. Sergide sanatçı Tarık Gök'ün Kamboçya, Hindistan, Nepal ve Myanmar'da 40 bin kilometrelik yolculuğunun ardından çektiği 28 fotoğrafla Turkcell Gelibolu Maratonu'nu takip eden fotoğraf sanatçısı Afşin Çelik'in de Barış İçin Koşuyorum adı altında 32 fotoğrafı sergileniyor. İlk serüvenim 7 bin kilometre olan yolculuğumla başlayıp 40 bin kilometreye geldim. Bu 40 bin kilometreyi de 28 tane fotoğrafla Çanakkale'de şu an sergiliyorum. Biraz sıkışık bir sergi oldu. Şöyle 10 gün önce Bodrum'da sergim vardı ve hemen apar topar toparlayıp buraya gelmek zorunda kaldım. Bu benim Çanakkale'deki ilk sergim. Çok yoğun geçiyor şu an. Son sergim olmayacaktır umarım. Sergide 4 ülke var. Hindistan, Nepal, Myanmar ve Kamboçya. Genelde portre, manzara ve mimari fotoğraflar içeriyor.